Tülay'ım, koreografimiz çok kral oldu da sen niye sonunda düşüp benim kucağıma bayılıyor? Bayılmıyorum ya. Tiyatro egzersizi gülüm. Çağatay hocam öğrettiydi. Böyle arkanda oyuncu arkadaşın varsa, onun kucağına bayılıveriyorsan güveniyorsun demek. Adam seni kucağına mı bayılttı? Ne döndü lan o derslerde öyle? Ha? Açık kola falan içirtmedi değil mi? Şimdi şarkıda yakalarsam dediği için hani sevgilin seni havada yakalıyor. Güvenebilirsin manasında. İnce anladın. Bizim lokale gelen öküzler bu mesajı alacaklar mı hanım? Kolumdan bileziği yürüten müşteri var. Şimdi bu adamın senin güven temalı oyunculuk egzersizinden hislenme ihtimali ne sence? Biz o öküzlere mi yapıyoruz bu elektronik müziği Hazer'in? Biz Lady Gaga, Hande Yener, Ankara Turgut kombine kütlesine sesleniyoruz. Kısmetse bu şarkı single yapacağız. Ama ilk performansımız çok önemli. Selahattin'in yarın gece geliyor değil mi? Geleceğiz herhalde. Eşek değiliz. Lady Gaga, Hande Yener, Ankaralı Turgut kütlesinin bir yerine isabet ediyorumdur herhalde. Kız çok heyecanlı. Bir daha mı prova alsak? Hadi. Yetti, yetti. Gözünü seveyim, yetti. İki haftadır bu dansı seyrediyorum ben ya. Vallahi çıkar ben dans ederim o derece yani. Al bak, Bir, iki, üç, dört. Seni gidi karpuz kıran, hıyarı tarladan çalan, sonra da götürüp yutan, yakalarsam tık tık. Tabii şimdi burada teorik olarak zerrenin kucağında olman gerekiyor. Ama telefonu çalarsa doğru taksim ilk yardıma. Kız vallahi maymun gibi aynısını yaptı, görüyor musun? Teveccühün. Şimdi bazı denyolar yavaştan voltalarını alırlarsa vatandaşın işi gücü sevişesi vardır belki. Ay sakin ol canım. Karışma, yıkacağım burayı. Ne oluyor lan? Selahattin. Ne oluyor? Zerrin diye isimlendirdiğimiz memeli hayvan aniden gelmemeye karar verdi anam. Koreografimiz çöktü, biz de altında kaldık. Niye gelmiyormuş ya? Ortaokul arkadaşının çok önemli bir müsameresi mi neyi varmış? Hangi gezdikenlerde striptiz yapıyorsa aniden benden mühim oldu. Bütün ailelerim yıkıldı Selahattin. O iki kalas dans etse yetmiyor mu? Yetmiyor adam. Niye? Tiyatro dediğim bile iki kalas bir heves. Selahattin sen benim işimi ciddiye almıyorsun. Sonra da kimin kucağına düşeceğim? He? Dans var. Tumbayı kim çalacak? Tamba tumba esmer bomba deyip konuyu kapatamıyor muyuz? Kapatamıyoruz. Ne bileyim ya, başkası çıksın kızlardan. Koreografiyi gizli tuttuk. Hiç kimse bilmiyor ki. Hem millet işinde gücünde konsomasyonunda. Selahattin. Sen çıksana Zerrin'in yerine. Tülay Hanım'ın kafası provalardaki darbelerden kalıcı hasar almış. Hadi, hadi hemen taksi ilk yardıma. Hadi toparlan. Ya kız kostüm var. Kafanda kasko. Vallahi kimse tanımaz. Ya manyaklaşma Tülay. Ya vallahi yaparsın. Ya acayip acayip konuşma. Ya Selahattin hareketleri de biliyorum. Tülay delirme. Ya yaparsın kız 4 dakika ne olur. Saçmalama lan. Yahu benim canım bak ben koskoca bir iş adamıyım. İşte sana dans grubu tutayım. Bolşoy balesini getireyim ama bizzat ben kendim dans edemem. Ya ne güzel yapıyordun Selahattin ya. Ulan ben seni böyle alarken göstermem var ya böbreğimi veririm ya. Ne var? Kimse tanımayacak. Kafanda şapka, yüzün kapalı. 4 dakika sallanıp ineceksin ya. Lay bak. Ya ben senden başka kime güveneyim de bırakayım kendimi arka arka? Ya benim canım, güzelim, olumanita. Ya ne işim var benim pavyon sahnesinde sarhoşların karşısında ya? Benim ne işim var? Ben her gece çıkıyorum ya. Benim ne işim var? Başımda biri olsun, bana sahip çıksın, ev açsın. Ben de elektronik müziğime vereyim kendim isterdim ama olmuyor işte. Benim canım şimdi ama. Ya Selahattin ben sana hayatımı veririm. Sen bana 4 dakikanı vermiyorsun anam ya.
Bu mu kask? Vallahi Bursa abi vay. Kimse tanımayacak Selahattin. Sana yemin ediyorum. Vallahi harbi tanımayacaklar. Ya Rabbim, Allah'ım, ya Rabbim. Bitmiyor bugün. Bitmiyor bugün. Allah. Allah bize akıl fikir versin. Aşkısı, aşkısı. Şimdi efendim, bizim ihtiyacımız olan toruna göstermelik bir sevgili. Bir çeşit rol yapacak yani. O şekil bir şey. Son iki, üç, dört. Bu devirde hiç kimseye güvenmeyeceksin ha. Allah, Allah beni kahretsin. Allah beni kahretsin. Bittim ben. Bittim. Ay sen dansana Tülay. Babacığım, vallahi merak ettim. Fazla merak kediyi öldürür. Bir İngiliz atasözü. Sen bilmiyor musun Orçun'un olayı için koşturduğumu? Evet, yani. Asıl ben şimdi seninle bir şey konuşacağım. Öyle mi? Hava bir ağırlaştı mı ne? Sanki omzumdan böyle birisi bastırdı gibi oldu. Normaldir. Evet. Bu gece ben de çok enteresan şeyler gördüm. Bu ailede hiç görmeyeceğim zannettiğim şeyleri gördüm. Biz hep bir komedinin içinde yaşıyormuşuz ama ben esas trajediyi gördüm. Evet. Üzerinden zaman geçmiş trajedilere komedi diyorlar. İsterseniz bırakalım üzerinden zaman geçsin. Sonra hep beraber güleriz babacığım. Damat, bana bir hesap ver bakalım. Evet. Ahmet, yahu batakhanelerde çalışıyormuş. Hey, Ahmet mi? Evet. Ahmet, senin kardeşin, bizim akrabamız, bir yerde ciğerimiz. Batakhanelerde dans mans yapıyormuş yahu. Ne diyorsun babacığım? Ne diyorsun babacığım ya? Yahu oğlum sen ne biçim kardeşsin yahu?
Bu çocuğun bir ihtiyacı varsa onunla ilgileneceğin, gerekirse şirkette iş vereceğin, çantasına gizlice açıp bakacağın, gerektiğinde para da koyacağın, bir şeyler yapacağın yahu ayıptır, günahtır. Bu çocuk sanatçı, sanatçı. Yahu her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Senin gibiler bunu anlamakta zorlanıyor. Herhalde yazıp duvara asmak lazım. Çok özür dilerim babacığım. Mırıl 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 mırıl. Tamam yahu, mırıldama. Bitti.